arkası yarın. Ayrı Dünyalar. Altıncı Bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Seçkin Başkan. Uyarlayan Tayfun Türkili. Ses kayıt Mahmut Acar. Kurgu Didem Türkmen. Orhan kimsesi olmadığı için yetiştirme yurdunda büyümüştür. Liseyi bitirdikten sonra askerliğini yapmış ve bir muhasebe bürosunda çalışmaya başlamıştır. Müjde ise çok zengin bir fabrikatör olan Cevdet Bey'in kızıdır. Paranın şımarttığı Müjde, ailesine asi olmuş, geç saatlere kadar diskolarda eğlenmektedir. Cevdet Bey kızının bu hallerinden endişe duymakta, ancak söz geçirememektedir. Orhan'ı defterini tuttuğu muhasebe bürosundan tanıyan Cevdet Bey, Orhan'ın namusuna, çalışkanlığına ve efendiliğine hayran kalarak onu kızı Müjde ile evlendirmek ister. Ama çok gururlu bir insan olan Orhan'ın bunu kabul etmeyeceğini bildiğinden Orhan'ın patronu Muammer Bey ile bir plan yapar. Güya Muammer Bey işleri bozuk olduğunu ileri sürerek muhasebe bürosunu kapatacak ve bu yüzden Orhan'ın çok sevdiği ve abla dediği Sevinç de işsiz kalacaktır. Plan yürür. Sonra devreye Cevdet Bey girerek Orhan'a kızıyla evlendiği takdirde Muammer Bey de Sevinci de yanına alacağını ve fabrikanın genel müdürlüğünü de kendisine vereceğini söyler. Önce bu teklife şiddetle karşı çıkan Orhan, daha sonra düşünmek için bir gün mühlet ister. Cevdet, ayol senin ne işin var yazlıkta? Hani işlerin çoktu, yazlığa gelecek vaktin yoktu? Allah Allah, ya yazlık mazlık, evim değil mi burası? Canım gelmek istedi, geldim işte. Müjde nerede? Yukarıda odasında, az önce denizden geldi. İyi, Gülsüm git Müjde'ye geldiğimi söyle, aşağı gelsin. Peki beyefendi. Bana bak, 40 yıllık kocamı tanırım ben. Bir şey olmasa işlerini bırakıp yazlığa gelmezdim. Söyle, ne oldu da geldin? Söyleyeyim. Kızı evlendirmeye karar verdim. Ne? Ha? Ayol deli misin sen? Durup dururken kız mı evlendirilirmiş? Lamucimi yok Cavidan. Kararlıyım. Pırıl pırıl bir çocuk buldum. Çöpsüz üzüm. Kimi kimsesi yok. Son derece çalışkan, efendi bir oğlan. Bu sene üniversiteyi kazandı. Müjdeyle evlendireceğim onu. Üniversiteyi bitirince de işlerimin başına geçecek. Cevdet, durup dururken neler yapıyorsun ayol? Bakalım kız kabul edecek mi senin bulduğun adamı? Kabul edecek mi ne demek? Ona laf mı düşer? Benim dediğim olacak. Yoksa hayatı zindan ederim ona. Şimdi bir şey söyleme. Çocuğa teklifimi yaptım. Yarın cevap verecek. Ama olumlu olacağına adım gibi eminim. İyi de ne oldu da kızımızı evlendirmeye kalkıştın? Daha ne olsun Cavidan? Eve geç gelmeler, Uludağ'a gitmeler, başka yerlerde gecelemeler. Bu yüzden aklı başında birinin bu kızı çekip çevirmesi lazım. Bizimle ipler koptu. Bizi dinlemiyor bile. Bu yüzden insan evlendirilir mi Cevdet? Evet, evlendirilir efendim. Bu evin reisi bensem, benim dediğim olacak. En ufak bir itirazın söz konusu olursa ikinizi de kapının önüne koyarım. Bilmiş ol, bu kadar. Cevdet, he. İyi düşündün mü bu işi? Sonuçlarını Allah. Tarttın mı? Ben her şeyi ölçüp biçtim hanım. İtiraz istemiyorum. Müjdeyi o çocukla evlendireceğim. Hoş geldin babacığım. Bu ne güzel sürpriz böyle. Merhaba kızım. Nasılsın bakalım? Harika, bomba gibiyim. Keşke bütün mevsimler yaz olsa. Değil öyle mi? Eğleniyorum ki. Ya. İyi ki geldin babacığım. Arabada bir ses var, bir bakıver. Ne oldu ki? Bilmem, sen anlarsın. Anne, yemeği hemen yiyelim. Arkadaşlarla buluşup diskoya gideceğiz. İzin verirsin değil mi babacığım? Tabii kızım. Hayret. Hiç itiraz etmeden izin verdim babiş. İyisin değil mi? Hem de bilemeyeceği kadar iyiyim kızım. İyi. Anneciğim, senin neyin var böyle? Ağzını bıçak açmıyor. Yok bir şey kızım. İkinizin de pek iyi olduğunu sanmıyorum ya, neyse. Bu gece kalacak mısın baba? Evet, yarın sabah gideceğim ama akşama yine geleceğim. İyi. Günaydın Sevinç abla. Günaydın Orhan. Nasılsın abla? Nasıl olayım Orhan? Hiç uyumadık gece. Kazım mahvoldu. Annem de öyle. Sabaha kadar üçümüz kara kara ne yapacağımızı düşündük durduk. Düşünmenize gerek kalmadı abla. Ne demek istiyorsun? Kararımı verdim. Cevdet Bey'in teklifini kabul edeceğim. Orhan!
Evet abla, kabul edeceğim. Cevdet Bey elimi kolumu öyle bir bağladı ki. Ah Orhan'cığım, sen bir tanesin. Kazım haber bekliyordu, hemen telefon edeyim. Yaşasın. Ah Allah'ım, biliyordum senin ne fedakar bir çocuk olduğunu, biliyordum Orhan. Annem söylemişti. Üzülmeyin, Orhan sizin için her şeyi yapar. O öyle iyi bir delikanlı ki demişti. Hı hı. Alo Kazım, müjdemi isterim. Orhan teklifi kabul etmiş. Kızla evlenecek. Evet canım, kurtulduk. İşsiz değilim artık. Aa, öyle mutluyum ki. Tabii söylerim. Hadi akşama görüşürüz. Annem de çok sevinecek bu habere. Kazım abin teşekkür etti sana. Merhaba çocuklar. Merhaba efendim. Orhan karar verdin mi? Verdim Muammer Bey. Orhan teklifi kabul ediyor Muammer Bey. Ne, sahi mi? Ya. Evet efendim. Sağ ol Orhan. Sağ ol yavrum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim oğlum. Bu iyiliği nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Beni işe alarak, bana babalık yaparak az iyilik yapmadınız. Hakkınızı ödeyemem. Bu kararla ödedim bile oğlum. Sormak istediğim bir şey var. Sor oğlum, sor. Cevdet Bey'in kızı nasıl bir kız? Güzel, güzel. Çok güzel bir kız Orhan. Yalnız nasıl söyleyeyim, biraz havai. Ama sen onu adam edersin. Havai olduğunu tahmin ediyordum. Sosyete kızı değil mi? Evet ama ne fark eder? Senin karın olacak. Mesele o ya. Her neyse. Ne yapıyoruz şimdi? Cevdet Bey'i arayıp kararını söyledin mi? Hayır. Sizin gelmenizi bekledim efendim. İsterseniz siz arayıp söyleyin. Olur. Sevinç, ben odama geçiyorum. Cevdet Bey'i arayıp bağlar mısın? Hemen efendim. Cevdet Bey bu habere bayılacak. Alo. Aa, günaydın Muammer. Ha, günaydın Cevdet Bey. Kusura bakmayın, sabah sabah rahatsız ettim sizi. Estağfurullah, telefonunu bekliyordum ben. Orhan teklifinizi kabul ediyor. Biliyorum. Biliyor musunuz? Evet, çünkü başka tercihi yoktu Muammer. Teşekkür ederim sana, rolünü çok güzel oynadın. Bunun mükafatını göreceksin. Acaba Cevdet Bey doğru yaptığımızdan emin misiniz? Merak etme Muammer, yaptığımız iş hayırlı bir iş. Bu işin sonunda hepimiz mutlu olacağız. İnşallah, ama sizden rica ediyorum. Ne olur Orhan bu işin içinde olduğumu bilmesin. Merak etme sen. Orhan oradaysa telefonu versene. Aa, Sevinç Hanım yanında. Oraya bağlayayım. Tamam. Sevinç, Cevdet Bey Orhan'la konuşmak istiyor. Hattımı ona bağla kızım. Peki efendim. Orhan, seni tebrik ederim delikanlı. Akıllı bir çocuk olduğunu biliyordum. En doğru kararı verdin. Pişman olmayacaksın. Umarım olmam Cevdet Bey. Yok, böyle konuşma. Ben artık senin baban sayılırım. Sen de benim oğlumsun. Sağ olun. Şimdi hemen buraya gel yavrum. Aslan damadım. Muammer'i ve Sevinç'i de al yanına. Sizi bekliyorum. Hadi. Oo, hoş geldiniz dostlarım. Hoş bulduk, hoş bulduk. Muammer... He? İşlerini tasfiye etmen ne kadar sürer? Cevdet Bey 15 gün kadar sürer. Tamam tamam, o zaman ay başında gelip buradaki yeni işinize başlayın. Sevinç Hanım, aldığınız maaşın iki mislini alacaksınız. Sağ olun efendim, Allah sizden razı olsun. Bir dakika, benim bir isteğim var Cevdet Bey. Söyle oğlum. Sevinç ablanın kocasını da buraya almanızı istiyorum. Kendisi bankada çalışıyor. Aa, isteğin buysa mesele yok. Ay başı gelip o da başlasın. Muammer sen Sevinç Hanım'a fabrikayı gezdir, ben Orhan'la biraz konuşayım. Sevinç Hanım, eşinizi arayın, o da gelsin. Hep birlikte öğle yemeği yiyeceğiz. Çok teşekkür ederim efendim. Gel Sevinç, gel. Sana fabrikayı gezdireyim. Peki. Şimdi sana bir çek vereceğim Orhan. Git ihtiyaçlarını karşıla oğlum. Hafta sonunda seni bizim yazlığa götüreceğim. Bu evlenme işini ailenize anlattınız mı efendim? Sadece eşime anlattım. Bu gece de kızıma söyleyeceğim. Ya istemezsin? İsteyecek. Orasını düşünme sen. Önemli olan senin istemendi. Al şu çeki. Şey, bu çok değil mi? Ha, o tarafı 500 milyon. O para senin. İstediğin gibi kullanabilirsin. Git ihtiyaçlarını gider. Daha da veririm sonra. Tamam mı? Evlenince bizimle oturacaksınız. Evim çok büyüktür. Hepimize yeter de artar bile. Başka bir isteğin var mı oğlum? Para filan herhalde. Hayır. Hadi asma suratını. Göreceksin bak, bu işin sonunda hepimiz mutlu olacağız ona. Ne oldu Cevdet? O çocuk müjdeyle evlenmeyi kabul etti mi? Evet. Ya. Sıra bunu kıza söylemeye geldi. Hoş geldin baba. Geliyor işte. Bak sakın kızdan yana çıkma, bozuşuruz hanım.
Nasılsın Babiş? İyiyim kızım. Gel otur karşıma. Seninle konuşacaklarım daha var. Daha sonra konuşsak olmaz mı Babiş? Biraz sonra arkadaşlarla kafede buluşacaktım. Bugünlük buluşma kızım. Konuşacaklarım oldukça önemli. Ay olur mu baba, sözleştik. Otur şuraya dedim. Paşlatma şimdi arkadaşlarından. Lütfen kızım otur. Peki peki. Evet seni dinliyorum baba. Bak kızım artık büyüdün. Kocaman kız oldun. Hı. Bir baba olarak senin istikbalini düşünmek zorundayım değil mi? Evet. Düşündüm ve karar verdim. Seni evlendiriyorum. Ne? Evlendirmek mi dedin? Hı hı. Aman Allah'ım, şaka mı yapıyorsun baba? Hayır kızım, son derece ciddiyim. Seni evlendiriyorum. Güldürme beni baba. Kendini köyde falan mı sandın? Anne, sen neden susuyorsun? Bir şey söylesene. Peki kimmiş bu beni evlendirmek istediğiniz? Son derece aklı başında efendi bir çocuk. Adı Orhan, 24 yaşında. Kim olursa olsun tanımadığım, bilmediğim biriyle evlenmem baba. Merak etme, ben tanıyorum. O zaman sen evlen. Kus lan! Nasıl olur da babanla böyle konuşursun? Lütfen Cevdet. Önce babanla konuşmasını öğren. Tamam, konu kapanmıştır, evleniyorsun. Hayır. Bundan sonra evden bir yere çıkmak yok. Yarından sonra Orhan'ı buraya getireceğim. Başka laf istemem. Bu Orhan dediğiniz ne cins çocukmuş böyle? Nasıl olur da bilmediği bir kızla evlenmeyi kabul eder? Söylesene, kaça satın aldın bu adamı baba? Kapa çeneni. Deminki tokat aklını başına getirmedi galiba. Şimdi yeter seni... Cevdet. Lütfen anlayışlı ol biraz. Kız şaşırdı. Ben onunla konuşurum. Sakın vurayım deme. Terbiyesizlik konuşmasına baksana. Kaça satın almışmışım. Sana ne? Ben ne diyorsam o olacak. Başka türlü seninle başa çıkılmaz. Tamam Cevdet, tamam. Gel Müjde, biz yukarı çıkalım seninle. Konuşalım biraz kızım, gel. Ağlama kızım. Babam böyle karar vermiş. Ne demekmiş yani? O istiyor diye sevmediğim, tanımadığım biriyle evlenmek zorunda mıyım anne? Hayır işte, evlenmeyeceğim. Kendimi öldürürüm, yine de evlenmem. Sakin ol kızım. Babana karşı gelemeyiz biliyorsun. Hem çocuğu görmedin ki daha. Bakalım nasıl biri? Nasıl biri olduğu belli değil mi anne? Bir insan hiç görmediği, tanımadığı biriyle evlenmeyi nasıl kabul eder ki? Belli ki benimle babamın serveti için evleniyor işte. Hem bu kadar bıktınız mı benden? Başınızdan atmak mı istiyorsunuz beni? Saçmalama kızım. Evlendikten sonra da bizimle oturacaksın. Seni başımızdan falan attığımız yok. Bu babanın isteği. Peki ya sen anne? Sen nasıl kabul ettin bu işi? Ah, benim elimden ne gelir ki kızım? Böyle bir şeyi asla kabul etmem. Etmeyeceğim, göreceksiniz. Kim bilir kimin nesi. İstemiyorum işte, istemiyorum. Kızım, yavrum, ipeğim, ne olur sus biraz, zamana bırak. Ben bir kere daha babanla konuşayım. Ah, nedir bu başımıza gelenler Allah'ım. Ne yaparsan yap anne, bu iş olmayacak. Aman kızım, ne olur iyice sinirlendirmeyelim. Babanı bilirsin. Üzerine üzerine gidersek daha da kötü olur. Güzellikle halletmeye çalışalım. Cevdet, kız çok kötü oldu. Olsun. Yapma Allah'ını seversen. Olacak iş mi bu? Bana bak Cavidan. Eğer bu meselede onun yanında yer alacaksan şimdiden söyle. Sana da gerektiği gibi davranayım. Yok benim yanımdaysan otur, neler yapacağımızı konuşalım. Kendine bir şey yapar diye korkuyorum. Korkma, hiçbir şey yapmaz. Böyle giderse benim elimden bir kaza çıkacak. Evlat katili diye hapislere düşeceğim. Allah korusun Cevdet, böyle şeyler söyleme. O zaman sizler de söyletmeyin canım. Ben evlenecek diyorsam evlenecektir, bu kadar. Biraz mantıklı ol Cevdet. Tamam, evlenmesini istiyorsun ama bunu kendisine söyleyelim. Bulsun birini, evlensin. Ama böyle senin bulduğun biriyle olmaz ki bu iş. Olur efendim, olur. Ben Müjde'yi kendi bulduğu bir züppeyle evlendirecek kadar enayi değilim hanım. Ben bu fabrikaları, bu serveti tırnaklarımla yaptım. Benden sonra bir züppeye bırakmak için değil. Kızın ne ki bulacağı koca ne olsun? Sen resmen çıldırmışsın Cevdet. Senin yaptığını ancak geri kafalılar yapar. Öyle mi? Yani biri duysa ağzını bırakır, başka tarafıyla güler bize. Öyle mi? Ne tarafıyla güler? Kimin gülüp kimin ağlayacağına zaman karar verecek Cavidan. Ama şimdi benim dediğim olacak. Müjde'yi Orhan'la evlendireceğim. Bundan böyle ne senden ne de o küstah kızdan bir itiraz istemiyorum. Anlaşılan sen kararını vermişsin. Evet verdim. Cumartesi günü Orhan'ı buraya getireceğim. Ona göre hazırlık yapın. Hey ya Rabbim, sen bana sabır ver. Zamanında kızına analık yapsaydın, ben eve geç gelme, hava kararmadan evde ol dediğimde benim yanımda yer alsaydın, şimdi Allah'tan sabır dilemek zorunda kalmazdın hanım. Bunu hem sen hem de kızın istediniz. Ah Cavidan, bak sana damadımızı tanıştırayım. Orhan. Hoş geldiniz oğlum. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Sağ olun efendim, iyiyim. Buyurun şöyle geçin, yorulmuşsunuzdur. Eviniz çok güzelmiş efendim. Müjde nerede? İçeride giyiniyor. İyi, geldiğimizi haber ver kendisine. Olur. Benim kızım, girebilir miyim?
Gir anne. Aa, sen daha giyinmedin mi Müjde? Hayır, giyinmeyeceğim de. Yavrum yapma, ne olur kurbanın olayım. Babanı biliyorsun, rezil oluruz sonra. Olalım. Ne yapacak yani, saçımdan mı sürükleyecek? Yavrum Orhan çok efendi bir çocuk. Ayrıca çok da yakışıklı. Boylu poslu aslan gibi, gel bir gör. İstemiyorum anne, istemiyorum. Yakışıklıysa yakışıklı, bana ne? O satılık bir damat. Lütfen kızım kırma beni. Benim hatırım için, yoksa öleceğim vallahi. Anne boşuna ısrar etme, ben evlenmem o adamla. Etme eyleme yavrum, babanı getirme buraya şimdi. Umurumda bile değil. Hem ben dışarı çıkacağım zaten. Ne? Nereye gideceksin? Arkadaşlarımın yanına. Kızım sen delirdin mi? Böyle bir zamanda nasıl gidersin? Neler oluyor burada? Müjde, sen neden hala giyinmedin? İstemiyorum baba. Kemiklerini kırmayayım seni. Bak ben ne dersem o olacak. Çabuk giyin diyorum. Yoksa perişan ederim seni. En ufak bir falso ver, nasıl hayatını zindan ediyorum gör. Çabuk ol. Peki dışarı çıkın da giyineyim. Hadi onu. Kapının önünde bekliyorum, çabuk. Ayrı Dünyalar adlı oyunumuzun 6. bölümünü dinlediniz. 7. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.